Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah gökleri ve yeri yaratınca 100 rahmet yarattı. Bir tanesini dünyaya, 99 tanesini kıyamet gününe bıraktı. Çünkü kıyamet günü insanlar kaçacak yer arayacaklar. Çünkü o gün azabın şiddetliğinden dolayı çocuklar bile saçı beyazlaşacak. Hani diyor ya, يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Ya Allah, يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. O gün çocuklar bile saçı beyazlaşacak azabı şiddetliğinden. Herkes kimi annesinden, kimi babasından, kimi kardeşinden kaçacak diyor ya. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ. O gün çocuk kardeşinden, annesinden, babasından, dostlarından, ahbaplarından kaçacak. Niçin? Çünkü ahiretin azabı çetindir, şiddetlidir, alçaltıcı, zillet verici. Allah tebareke ve teala bir azap hazırlamış. Kime? Kafirlere. Ama müminler oradan kurtulacak. Çünkü onlar hakkıyla yüce Allah'a kulluk ettiler. Hakkıyla yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik ettiler. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediler. Ama Allah'a ortak koşmadılar.